herkesin sorumluluğundadır. Malatya Barosu Kadın Hukuku ve Çocuk Hakları Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonları adına düzenlenen basın toplantısında konuşan Avukat Esra Genç, meclisten geçen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran önerinin geri çekilmesini istedi. Bir tehdit hili veya iradeyi sakatlayan başkaca bir neden olmaksızın 16-11-2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda koşullarına bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verir şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değişik bir teklifi sundu. Söz konusu bu skandal teklifi şiddetle kınıyoruz. Açıkça çocuk tecavüzlerini evlilik kılıfı adı altında meşruluk kazandırmaya çalışan bu öneriyi haklı çıkartacak hiçbir hukuksal ve toplumsal dinamik gerekçe olamaz. Avukat Genç, meclise sunulan yasa önerisini kınadıklarını belirterek, kadının ve çocuğun istismarcısı ile evlendirilmesi fikri, kadının bir kimlik olarak kabul edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu önerinin kabul edilmesi halinde, bu düzenlemeden başta kadın ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesimi derin yaralar alacaktır, dedi. Kadının ve çocuğun istismarcısı ile evlendirilmesi fikri, kadının bir kimlik olarak kabul edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu önerinin kabul edilmesi halinde bu düzenlemeden başta kadın ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesimi derin yara alacaktır. Getirilmek istenen düzenleme 15 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına yöneliktir. Ve yaş konusunda bir alt sınır da yoktur. Failin yaşı konusunda da bir ayrım getirilmemektedir. Bu durumda 10-12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan 40-50 yaşlarındaki bir fail, çocuğun sözde rızası ile çocukla evlenebilecek ve cezası ertelenecektir. Ortada bir mağduriyet varsa o da ip atlayacak yaşta olan ve okulda olmasa gereken çocukların istismara uğraması ve bir ömür istismara maruz bırakacak şekilde evlendirilmesidir. Yine bu teklifin tek seferlik bir düzenleme olduğu belirtilmiş ise de biliyoruz ki bu teklif bir defa kabul edilirse vergi affı, bedelli askerlik gibi birkaç senede bir yasalara bu tür geçici maddeler eklenerek çocuk yaştaki kız çocuklarının evlendirilmesine meşrutiyet sağlanacaktır. Failin yaşı konusunda da bir ayrım getirilmemektedir. Bu durumda 10-12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan 40-50 yaşlarındaki bir fail, çocuğun sözde rızası ile çocukla evlenebilecek ve cezası ertelenecektir diyen Avukat Esra Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan önerinin geri çekilmesini talep etti. Bu durumda önergeyle açıkça çocuklara tecavüzcüler ile evlendirme zorunluluğu getirilmektedir. Üstelik çocuk bu önergenin getirdiği yasal durum nedeniyle bu evliliğe katlanmak zorunda bırakılacaktır. Cinsel istismara uğrayan çocuğun fail ile evlenmesi halinde faile verilecek cezanın ertelenmesi düzenlemesi kabul edilemez. Bu anlayış çocuk istismarının kurumsallaşması sonucunu doğurur. Bu anlayış suçu ve suçluyu korur. Bu düzenleme toplum yararına değildir, toplumun böyle bir talebi de yoktur.